olabilir. Evet. Ya da tamamıyla tesettürlü olarak yeniden çalışma şansımız var. İmalatçı olduğumuz için yani gelinlerimiz gelip buradan illaki hazır almak zorunda değil. Sadece hayal etmiş olduğu bir ürün varsa, kendi tasarlayıp da çizmiş olduğu bir ürün varsa bile bunları hazırlayabiliyoruz. İmalat tamamıyla kendimize ait. Çok teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz. Diğer gelinlik modellerine de bir bakalım. Evet, bununla bu gelinlik modeliyle alakalı da bir sizden bilgi almak istiyoruz şimdi. Bu kapalı sanırım değil mi? Evet, kapalı gelin adayları için. Kapalı olan gelin adaylarımız için. Straplezden tesettürlüye çevirmektense tamamıyla direkt tesettürlü çalışıyoruz. Birebir orijinal. Yani düşünün ki yama olayı yapmıyoruz. Tamamıyla müşterimize yenisini hazırlıyoruz. Aynen bu şekilde tesettürlü hazırlayıp tek parça halinde giyebiliyorlar. Hepsinin üzerinde Fransız dantili işlemedir. Eller sarıyor seni, eller sarıyor seni. Ben sana yandım gelin, yanalım alı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana kınalıklarımızı, nişanlıklarımızı ve bindallı çeşitlerimizi sizlerle paylaştık. Bir de bunlarla alakalı bir efendim fiyat bilgisi alacağız. Fiyat bilgisi bizler için, gelin adaylarımız için ve damat adayları için çok önemli. Onun için fiyatlarla alakalı Selma Hanım, sizlerin kampanyanız var mı? Veya şöyle sorayım, fiyatlar ne aşamada gidiyor sizde? Çünkü hani imalat siz yapıyorsunuz. Bununla ilgili detaylı bilgi istiyoruz. Kapanışı şu anda yapalım. Kampanyamız zaten devam ediyor. Hani imalatta olduğumuz için 500'den başlayan fiyatlarla başlıyoruz. Özel siparişleri alıyoruz. Özel siparişlere göre dikimlerimiz var. Evet, bizler de o zaman tekrarlayalım. Tüm güzel, birbirinden özel gelinlikler 500 TL'den başlayan fiyatlarla. O zaman yolunuz Eski Adliyar Kası Vakıfbank Ara Sokağı'nda geçtiğinde iki katlı showroom'u ile Düşler ve Gelinler Modevi sizleri bekliyor. Gözlerin sürmeleme, gözlerin sürmeleme. Ben sana yandım gelin, yana al gelin. Ya! 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 Yurt içinde ve yurt dışında baklava denilince akla ilk gelen marka olan Gaziantep, Türkiye'nin köklü lezzet fabrikasıdır. Ve bizler de Gaziantep'e ün salmış, baklava denilince Gaziantep'te akla gelen Antep San baklavalarındayız. Ustalarımızla sohbet edeceğiz. Baklava ile alakalı en iyi baklava nasıl anlaşılır, nasıl bilinir hep beraber öğreneceğiz. Antep San baklavalarındayız. Buyurun. Antep'in hamamları, sallanır kül hamları. Hoşgör mahallesinin dibdibe dil damları. Antep'in hamamları, sallanır kül hamları. Hoşgör mahallesinin dibdibe dil damları. Çiğ köftenin adına, baklavanın tadına yeder muradına.
Sizden şöyle baklava çeşitlerini öğrenmek istiyoruz Yaşar Bey. Tabii. Şimdi şu şöyle bir bakalım. Nedir bu, bize bir anlatın. Biz merak ediyoruz. Ki dediğimiz gibi Türkiye'nin lezzet fabrikası Gaziantep. Gaziantep'te de Antepsan baklavaları. Biz bu konularla alakalı bilgiler alalım sizden. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gaziantep'te şu anda bir gastronomi turizmi var, yemek turizmi var, yeme içme turizmi var. Biz bu turizmde yerimizi aldık. Bizim baklavamız birinci sınıf baklavadır. Yani Gaziantep'in birçok firması baklavayı çok iyi yapar. Ve biz de bu çok iyi yapan firmalar arasındayız. Tabii ki daha iyisini yapıyoruz ve daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu baklavamız normal bizim bildiğimiz standart baklavamız. Bizim baklavamızın özelliği, biz baklavalarımızı bakır tepsilerde pişiririz ve odun fırınında. Odun ateşinde evet, taş fırınlarda pişiririz. Bizim yağımız yine birinci sınıf Şanlıurfa'da üretilen sarı yağ dediğimiz baklava yağıdır. Fıstığımız yine birinci sınıf yeşil fıstıktır, iç fıstıktır, boz fıstıktır. Ustalarımızın el emeğiyle, birinci sınıf ürünleriyle bunu tezgahımızda sergiliyoruz. Ve özellikle uluslararası ve şehirler arası hizmetimiz var. Evet, bu konu çok önemli aslında. Yurt içi ve yurt dışına siz baklava gönderimi yapıyor Antepsan baklavaları. Bununla ilgili de bir detay alalım. Ne kadar bir zaman var? Ne kadar bir zaman aşımı var? Nasıl bir baklava gönderiyorsunuz? Hani yaş baklava, kuru baklava yazıyor. Kare baklava, bunlarla evet, alakalı evet. Bir bilgi alalım sizden. Şimdi biz bütün çeşit baklavalarımızı gönderiyoruz. Evet. Özellikle büyük şehirlere. Antalya'da da şubemiz var. Çok başarılı bir şubemiz var. Ürünlerimiz şehir dışında, Antep'in dışında çok beğeniliyor. Tabii ki bu da bizi kendi firmamız dışında da bir Antep'te olarak mutlu ediyor. Biz Antep'in baklavalarını Türkiye'ye sunuyoruz. Türkiye'ye tattırıyoruz. Evet. Bunun için çok kaliteli ürünler kullanıyoruz. Çok kaliteli arkadaşlarla çalışıyoruz. Antep hak ettiği yani gastronomide, turizmde hak ettiği yeri bulabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Elinizden geleni yapıyorsunuz. Evet. Zaten sadece Türkiye içerisinde değil, yurt dışına da sizin bir ağınız var. Evet, biz Katar, Dubai ve Bahreyn'e gönderiyoruz. Bahreyn'e yeni başladık. Orada otellere, oradaki restoranlara. Tepkiler nasıl? Güzel değil mi? İnanın bana müthiş bir tepki var. Ürünümüz çok güzel. Yani baklavamız çok güzel. Özellikle bakır tepsilerde ve taş fırında pişmesi, yani bu tadı daha işin, güzel oluyor yani şimdi o şekilde olduğunda. Çok daha güzel oluyor. Yani düşünün, doğalgaz veya tüplü bir fırında piştiğini, bir de odun ateşinde piştiğini düşünün. Bu işin her etabı çok önemli. Evet. Yani düşünün ki bir usta pırlanta yapıyor. Aşama aşama. Evet, pırlantayla uğraşıyor, altınla uğraşıyor. Bu da öyle bir iş. Her etabı çok önemli ama pişirimi de çok önemli. Çok önemli. Evet. Çok önemli, doğru. Evet. Şöyle şunu da bir bakalım, sizden bir bilgi alalım. Şimdi bu bizim... Maşallah, fıstıklar taşmış. Bizim birinci sınıf dediğimiz özel şöbiyet. Bu bir defa tartışılmaz. Yani evet. Tartışılmaz. Bizim Antepsan'ın olmazsa olmazı, incisi. Görünüm evet. Olarak da çok evet. Farklı aslında. Çok değişik bir duruşu var. İlgi nasıl? İlgi yoğun, böyle fıstık dolu için aslında fıstıktan herhalde yufka diyoruz galiba, değil mi? Yanılmıyorsam. Yani hamurdan ince yufkalar açılıyor. Onun etapları var. Ondan sonra fıstığı, kaymağı evet. Ve piştikten sonra şerbeti. Ustalarımız işini gerçekten birinci sınıf olarak, birinci kalitede yapıyor Antepsan. Gaziantep'te aslında çok güzel bir yer edinmiş. Geçmiş 20 yıllık bir geçmiş ama... Gıda sektöründe evet 20 yıllık bir geçmişimiz var. Biz Türkiye'deki birçok marka olan marketlere ve turizm sektöründe, gastronomi sektöründe hizmet veren birçok zincir markalara ürünümüzü satıyoruz. Ama baklavada dediğim gibi yeni olmamıza rağmen, bir yıllık bir geçmişimiz olmasına rağmen çok ilerledik. Yani buna da şükürler olsun, çok da mutluyuz. Biz biraz da işin gerçekten şey tarafındayız, yani kaliteyi kaybetmeme. Evet, işin özü kalite. İşin özü kalite ve bunu yakaladık, bunu devam ediyoruz.
Antep Sam baklavalarındayız. Gerçekten şu tablo beni bitirdi. Beni mahvetti bu tablo. Şöyle bir tabloyu alalım biz, bir sizler de görün. Tercihiniz kalite denilince aklınıza baklavada Antep Sam baklavaları gelsin. Evet, şimdi ben de sizlerin yerine bir tadına bakacağım. Sizleri şubelerimize bekliyoruz. 5 tane şube var Gaziantep'te. Antep San baklavaları şubelerine bekliyoruz. Muazzam bir hizmet var. Gerçekten memnuniyetle ayrılacağınızı düşünüyoruz. Yine Gaziantep dışarısında bizleri izleyen efendim tüm seyircilerimize duyurulur. Gaziantep'e geldiyseniz baklava zaten mutlaka yenilecek. Türkiye'nin lezzet fabrikası efendim Gaziantep. Gaziantep denilince akla baklava gelir. Sizler baklava yemek için Antep Sam baklavalarını tercih edin diyoruz. Şöyle ben de çeşitleri aslında bir öğrenip ondan sonra tadına bakacağım. Şöyle ustam Yaşar Bey, çeşitlerini bir sizden öğrenebilir miyim ben bunu? Sibel Hanım. Yaprak şöbiyet. Bu yaprak şöbiyetimiz. Sadece fıstık sanırım, o değil mi? Evet. Evet. Bu özel şöbiyet dediğimiz, bu tepsideki evet. Şöbiyetimiz. Normal bizim klasik Antep baklavamız. Evet. Ve dolamamız. Dolama. Evet. Ben şimdi şöyle dolamanın aslında bir tadına bakmak istiyorum. Şöyle hemen az bir şey alacağım. Tabii devamı kamera arkasında olacak. Ben şöyle bir tadına bakayım sevgili seyircilerimiz. Sizleri de Antep Sam baklavalarına bekliyoruz. Bizim yağmur dağları, açık kahve içerler. Muazzam, çok güzel yani. Mutlaka tercih edin. Ben şöyle Yaşar Bey'den de aslında son sözlerimizi alacağım. İmalathaneye geçeceğiz. Bu güzel baklavanın yapım aşamasına bakacağız. Yaşar Bey, sizden şöyle son sözlerinizi artık alalım. Son sözüm ne olabilir? Son sözüm, umarım bizimle birlikte, yani bizim bu sektörde olmamızın sebeplerinden bir tanesi gerçekten Gaziantep'i bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye gerçek damak tadını, bu güzelliklerini daha güzel sunabilmek. Bunu yapabiliyoruz, yapabildiğimize eminim. Daha güzel yapacağız, daha ileriye gideceğiz. Kalitemizi kesinlikle bozmayacağız. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursa olsun Gaziantep kesinlikle gastronomi markasıdır. Evet. Son aldığımız Gaziantep'in son aldığı ödüllerden de bu bilinmektedir. Evet, Antep Sam baklavalarında Yaşar Bey'le sohbetimiz efendim artık sonlandıracağız sohbeti aslında. Çünkü baklavalara bakınca durmak mümkün değil, dayanmak hiç mümkün değil. Sizler de birazdan böyle detayları izleyeceksiniz. İmalathanede ustalarımızdan detaylı bilgileri de alacağız. Yaşar Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bir aslında tatlarına da bakmak istiyorum ama. Sibel Hanım, tabii ki. Baklavalarımızın tadına baktırmak isteyeceğiz. Sevgili seyircilerimiz, Antep Sam baklavalarındayız. Zaten görüntülerimiz de var. Bir de imalathanede baklava nasıl yapılıyor? İşin sırrı nedir? Hep birlikte ustamızdan da öğreneceğiz. Böyle yapım aşamalarına da bir göz atacağız. Öncelikle kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyim? Sağ olun. Ben ismim Adem. Soy ismim Memiş. Çocukluğumdan... Yani şöyle söyleyeyim. 5 yaşındaydım. Daha okula gitmiyordum. Bu işe başladım. Yani yıllarca işte 3 yerde çalıştım şu ana kadar. Son 1 yıldan beri de burada başladık. Bu baklavanın sırrı nedir? Böyle insanlar tarafından çok zaten beğenilir. Gaziantep evet. Her yerinde insanlar tamam Gaziantep akla geliyor. İşin sırrı evet. Nedir? Siz çok da küçük yaşlarda böyle başlamışsınız bu işe. Evet, evet. Bu mesleğin sırrı nedir? Herkes kolaylıkla hemen böyle usta olabilir mi? Baklava kolay yapılabilir mi? Zaten detayları inceleyeceğiz, hep birlikte bakacağız. Evet. Sizden de öğrenmek istiyorum. Yani tabii ki kolay olmaz yani. Bu iş sanat işi. Öğrenmek yani yetişmek lazım çocukluktan. Evet.
Ya işte biz bunu, unu çok önemli. İşte yağ, kullandığımız yağ, fıstığı çok önemli. Kullanacağımız süt çok önemli. Biz böyle hani glukozlu değil mi? Evet. Sorun var sanırım değil mi? Yani hani sağlıklısı nedir? Sağlıklı baklava nasıl olur veya nasıl anlaşılır? Bunları siz daha iyi gösteriyorsunuz. Evet. Ya şimdi gerçek, yani doğal olan aslında şeker. Tatlı yani ilk günde bir parlaklık olur ama bir gün kaldıktan sonra bir o parlaklığını kaybeder. Yani böyle bir parlaklık olmaz. Biraz buzlu gibi olur. Biz şimdi glikoz kullanmıyoruz tabii ki. Bizim tatlılar da öyle zaten. Glikozsuz, evet. Doğal şeker kullanıyorsunuz. Evet. Daha kalıcı uzun sürede oluyor sanırım. Daha da sağlıklı. Ya sadece parlaklı olmuyor yüzünde. Tabii ki yani bir hafta dayanıklı oluyor. Yenilebilir. Sağlık açısından da. Evet, evet. Şimdi glikoz olan da yüzünde bile cam gibi işte bir parlaklık olur. Yani bunu hissedersiniz. İdeğinizde zaten bir hafif bir sünme de olur şekerde. Tadını glikoz, evet tabii ki tadını da değiştirir. Peki biz şöyle yapım aşamasını adem de sizler bir görsek usta nasıl yapılıyor? Tabii ki. İzleyicilerimizde izleyenler bir görsünler zaten. Tabii zaten yer yabancı tüpçilerimizde de. Evet, evet. Hep birlikte bu yapım aşamasını bir inceleyelim. Ya! Tabii ki. Sevgili izleyicilerimiz, Antep Sam Baklavaları İmalathanesi'ndeyiz, üretim tesisindeyiz. Adem ustamızla şimdi sohbetimiz olacak. Baklavanın yapım aşamasını birlikte izleyeceğiz. Neler yapılıyor, nasıl bir baklava ortaya çıkartılıyor, hep beraber seyredeceğiz. Şimdi artık hazırlık aşaması yapılıyor değil mi? Yani fırına evet. Verilmek üzere hazırlanıyor evet. İnce ince. Evet. Şöyle bir görsek bu inceliği aslında bir ekranlara da göstermek tabii ki, istiyoruz. Tabii ki. Ne kadar ince olduğunu. Gazeteden bakalım, gazete okunacak mı? Yani bu incelik nasıl bir incelik oluyor? Şöyle bir bakacağız şimdi. Şimdi sevgili izleyicilerimiz de görüyorlardır. Biz buradan gayet net okuyoruz değil mi? Evet, evet. İnce. İnce gazete sanırım rahat bir şekilde aslında okunabilir. Çünkü ben rahat bir şekilde görebiliyorum. Evet. Tabii izleyenler nasıl görebiliyor şu an onu bilemiyorum ama gayet ince. Daha böyle ustalarımız maşallah var. Evet. İnce olmasa tabii ki o lezzet olmaz. Bu ne kadar ince olursa o kadar daha güzel olur. Bu ayrı bir sanat değil mi? Tabii ki. Şimdi kat kat eklendiği halde yine aynı şekilde. Tabii evet. Yine görülebiliyor. Evet. Tabağına hazır. Tabağın kısmı hazır. Şimdi neler yapacağız? Şimdi kaymak yatıracağız. Yani sütle, imrikle dediğimiz yani kaymak olacak. Üzerine fıstık atacağız. Evet. Evet. Üzeri de hazır. Üzeri de tamamlandı. Evet. Bundan sonra evet. Şu kestiğimiz üzerine tabii ki güzel böyle şekil. Evet, düzgün görünmesi için. Sunum için yani. Üzerine bunu atacağız. Ondan sonra
Evet, oklavaya sarıyorum. Yaklaşık 10 tane de bu oluyor üzerine atacağımız. Daha güzel çıkması için. Şu anda yüzlüğümüz de hazır. Sade yağ, tereyağı dediğimiz saf. Bunu biz ateşe vurmuyoruz. Bu suda ısınıyor. Yani suyun buharıyla eriyor. Evet. Özelliğini kaybetmemesi için. Şimdi bundan sonra yüzlüğünü atacağım. Kesim yapacağız. Arasına birer kat yağ atıyoruz. Kabarması için bunlar. Şu anda evet yüzlüğünü de attık. Artık, evet şimdi kesim yapacağız. Kesim yapacaksınız. Kenar. Bunda da ayrı bir incelik var mı? Nasıl yani? Tabii ki. Böyle kesim mi yapılmalı yoksa buna da bir ustalık gerekiyor mu? Tabii ki kenarları böyle düzgün hani daha güzel kabarması için evet. Kenarlarını içine bükeceğiz. Katlayacağız böyle alta doğru. Evet. Yani görüldüğü gibi. Bıçağın yani tersiyle yapıyoruz bunu. Evet. Her aşama aslında bir zahmet değil mi? Yani evet. Tabii ki. Usta olmak lazım. Sanat da çünkü. Tabii ki. Kolay bir şey olduğunu zannetmiyorum. Doğru. Yani ustalık isteyen bir iş. Yani bunu tabii ki herkes yani bilmeden yapamaz. Ondan sonra şimdi yağ vereceğiz. Bir yağ mı? Evet, bir şu anda tereyağımızı vereceğiz. Şimdi tereyağı da ekleniyor. Kan sıcaklığında olacak, yağın sıcaklığı. Çok sıcak olmuyor. Yok. Evet, yani çok sıcak olursa da iyi olmaz. Tabii ki kurutur, yani şeklini, görüntüsünü verir. Soğuk olursa da kabarmaz. Evet. Kesilmeyik taraflarını şimdi bu birinci taraf, ilk tarafı. Evet. Asıl şekli bundan sonra alacak. Tam şeklini yani görüntüsünü. Hele 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 Antep'lim gel yanıma dili tatlım. Şifte telli çalıyor kalkımda oynan yanım. Hele 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 Antep'lim gel yanıma dili tatlım. Şifte telli çalıyor. Şu anda kesimimiz. Dilim şeklimiz tamam yani Antep'e öz has olan baklava dilimi bu şekil. Şimdi artık pişme bunun aşamasını kaldık. Evet bundan sonra fırına girecek pişireceğiz. Ondan sonra üzerine evet şerbetini vereceğiz. Değil mi? Evet. Şerbet piştikten sonra da tekrardan şerbet üzerine eklenecek. Bu şerbet olayında şeyiniz nedir? İncelik nedir? Biz onu da merak ediyoruz. Şimdi ev hanımları böyle yapmaya çalışıyorlar ama evet. İşin ustası gibi olmuyor. Siz bu tabii şerbet ki olayını nasıl yapıyorsunuz? Yani böyle sıcak sıcak mı, soğuk mu? Biz bu konularla ilgili aslında ufak bir detay istiyoruz sizden. Evet. Sonra da pişim aşamasına bakacağız birlikte. Evet. Yani şeker olayında şimdi biz glikoz veya işte nişkoz gibi bu ürünlerden kullanır. Doğal şeker. Doğal için, şeker. Evet. İçine limon. Yani şöyle söyleyeyim. 1 kilo şekere ortalama yarım çay kaşığı limon. Yani orijinal şey limon yani. Doğal limon suyu damlatıyoruz. Ondan sonra bu kaynara yani şekerin de mesela 1 kilo şekere 350 gram gibi su koyuyoruz. Evet. Bu kaynara çıktıktan sonra tabii limonu da katıyoruz. Ondan sonra kaynara çıkıyor. Bir 3 dakika gibi ağzını kapatıyoruz. Terliyor şekerimiz. Ondan sonra hazır yani. Baklava şeker olarak hazır. Ondan sonra evet. Yani şekerlenme falan tabii ki olmuyor. Yani dokunmadıktan sonra tatlıya. Hani alınır ve işte su değmedikten sonra şekerlenme olayı olmaz. Yapım aşamalarına baktık, izledik. Şimdi evet. Sanırım son artık aşama pişme aşaması kaldı değil mi? Evet, şu anda yapıldı. İşte döşemesini yaptık, fıstığını attık, üzerine döşedik. Ortalama 40 kat hamur döşendi. İşte kesimi yapıldı. Bundan sonraki aşama fırında artık pişecek. Pişme aşaması olacak. Evet, evet. Bakalım pişme aşamasına da şöyle bir seyredelim.
şimdi artık sanırım pişti. Evet. Son aşamalar verilecek. Ondan sonra evet. Servise hazır. Evet. Şimdi ne kadardır bekliyoruz ustam burada? Bunun bir dakikası var mıdır? Bir bunlarla ilgili de bilgi alalım sizden. Evet. Fırınımız yani 250 derece gibi sıcak ısıda olacak. Evet. 30-35 dakika arası pişimi gerçekleşiyor. 30-35 dakikada evet. Hazır pişimle, oluyor. Zaten siz devamlı kontroller evet, yapıyorsunuz tabii burada. Tabii ki. Fırında devamlı kontrol ederek, çevirerek. Şerbet dökülüyor değil mi? Artık evet. Son bitti aşaması. Evet, şu andan itibaren yani şekeri de verildikten sonra bir yarım saat gibi dinlenecek. Evet. Ondan sonra servise hazır olacak. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Evet, havuç dilimi de artık pişti. Burada ne yapılıyor ustam? Onu da bir öğrensem senden. Bu son aşamam nedir bu burada yapılan? Evet, yani şu anda fırında piştikten sonra altı tam pişmiyor tabii ki. Yarım olarak evet. çıkıyor. Ocağın üzerinde biz orada evet. yani burada ocağın üzerinde tamamlıyoruz. Tamamlıyoruz. O hamlık, ham kokusu oluyor böyle. O, evet. o kokuyu tabii ki alması için. Yani ocakta da bir... Havuç dilimi de hazır artık. Evet, şu anda. Hazır. Evet. Artı şekerleme aşamasında. Burada da dilimlerini düzeltiyorlar ustalarımız. Daha güzel yani görünüm için tabi görsellik için. Görsellik için. Evet. Son düzenlemeler yapılıyor. Evet. Bundan sonra dinlenecek artık, soğuyacak. Az önce de belirttiğim gibi yarım saat dinleniyor. Evet, yarım saat. Ardından servise hazır bir şekilde Antep'ten baklavalarında. Evet. Muazzam bir aşamadan geçtik. Bizler izlerken zevk duyduk. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten ustalık isteyen bir iş olduğunu düşünüyorum. Artık daha da karar verdim. Evet, yani şimdi bizler, gördükten sonra. Yarım saat daha burada bekleyeceğiz. Bu nefis katları, nefis katlarımızda. Gaziantep gezimiz devam ediyor. Yıllardır süre gelen bakırcılık ve sedefçilik ve bizler de şimdi Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Eğitim Merkezi'ndeyiz. Şimdi hep beraber sevgili hanımlar, baylar, bayanlar içeride böyle çok güzel bakır işlemesi yapıyorlar. Hep birlikte sizlerle bir bakacağız neler yapılıyor, neler ortaya çıkartılıyor göreceğiz. Sizler de beni takip edin bir bakalım neler oluyor içeride. Eller sarıyor seni. Ben sana yandım gelin, yanalım alı gelin, Gaziantep yolunda. Evet, Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Eğitim Merkezi'ne girdik. Şimdi biraz böyle sohbetler paylaşacağız sizlerle. Neler yapılıyor? Bir hep birlikte görelim. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Nurgün Çetin. Nurgün Hanım, nasıl gidiyor? Vallahi çok güzel gidiyor. İşimi seviyorum, mesleğimi seviyorum. 5 ay kurs gördük. İşkur'un yapmış olduğu kurstan 5 ay gördüm. 5 aydan sonra burada çalışmaya başladım. Yani şeyi soracağım. 5 ayda böyle hemen öğrenebildiniz? Hemen öğrenemedik. Zamanla şimdi 3. senem buradayım. Çalışıyorum. Önce devletimize, sonra Celal Başkanım'dan Allah razı olsun bize bu imkanı verdiği için devletimiz de bayanlara bu imkanı verip sonradan da Celal Başkanım parça başı olarak çalışıyoruz biz burada. Mesleğimi çok seviyorum, işimi çok seviyorum. Peki şöyle biraz sizi izlesek, bir yapsanız da baksak, bizler de baksak, hanımların böyle işler yapması çok güzel çünkü. Bu tarama, tarama yapıyorum. Tarama yapıyorum şu an, işlemesi bitti. Böyle şekil vermek zor olmuyor mu? Hayır, alıştım ben artık ezbere bu şekilleri yapıyoruz. Ezbere çiziyoruz, yapıyoruz.
öğrendik. Seviyorum. Modeller de birbirine benzediği için aynı modelleri devamlı artık hafızamızda güzel işlemeler yapmaya çalışıyoruz. Yani evde oturmaktan böylesi daha mı iyi? Tabii ki evde oturmaktansa maddi manevi evimize katkıda bulunuyoruz. Benim hiç çalışma hayatım yoktu. 3 senedir burada çalışıyorum. İşte bu kurstan sonra kaldım. Çok seviyorum işimi. Memnun. Sizin gibi nice hanımlar da böyle ayaklarının üzerinde durduğu için büyük keyif alıyorlar sanırım. Evet evet, inşallah herkesin gelip kurslara girmesini, kurstan sonra çalışma imkanı verildiği zaman çalışmalarını tavsiye ediyorum. Yani güzel bir meslek. Bu bakırcılığı da erkeklerin zanaatı olarak söylüyorlar. Evet. Ama bayanların da yapabileceğini kanıtlamış oluyoruz. Ama ustalarımız gibi değiliz şu an. Daha yolun başındayız öğrenmek. Yani daha çok yol kat etmeniz mi? Tabii tabii. Daha iyice bu mesleği öğrenmek için daha kat edeceğimiz yollar var. Artık siz ama yavaş yavaş alışmışsınız bence. Çünkü tamamıyla kolay görünmüyor bize karşı. Hani biz kolay zannetmiyoruz. Evet, evet. Büyük bir el emeği var, işçilik var bunlarda. Size kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, izlediniz. Şimdi daha gezeceğiz. Gezimiz devam edecek. Hanımlarımız burada. Hep beraber bir göz atalım yine. Evet, Gülnur Hanım'dan böyle cezve yapımını, bakırcılıkla ilgili detayları öğrendik. Şimdi burada da hanımlarımız var. Bunlar neler yapıyorlar? Hep beraber bir izleyelim. Belki ben de yapabilirsem bir el atacağım. Bakalım hep beraber. Kolay gelsin. Şimdi siz neler yapıyorsunuz? Nedir yaptığınız? Şu an biz yani tabakanın üstüne yani bakır işleme yapıyoruz canım. Bakır yani, işleme yapıyorsunuz. Evet. Nasıl, alıştınız? Evet, alıştık. Kurs gördünüz sanırım. Yeni başladık daha bir. Yeni başladık. Yeni başladınız ama hani zorluğu var mı? Hemen böyle yapabiliyor musunuz? Yok, hiç de zorluğu yoktur. Daha güzel, daha zevkli yani. Hiç de zorluğu yoktur yani. Evde durmaktan böyle. Evet, hem de ortam da görüyorsun. Değişiklik de oluyor. Hani çocuklarımızla beraber geliyoruz. Çocuklarımız da yanımızda. Ve yapmaya çalışıyoruz. Şimdi böyle şekiller mi yapıyorsunuz? Bu ne zaman yapıyorsunuz? Ne kadar sürüyor bunun bitmesi? Ya bu senin yapmana bağlı. Yani 1-2 günde sürebiliyor. Bir günde de bitirebiliyorsun. Bu senin yapmana bağlı. Nakış nakış işleniyor, böyle ilmek ilmek örülüyor denir ya, aslında öyle. Şimdi yine bir hanımefendinin yanındayız. Kolay gelsin öncelikle. Şimdi siz öncelikle isminizi öğrenin. İsmim Ayşe. Ayşe Hanım. Evet. Nasıl gidiyor? Öğrendiniz. Siz ne kadardır buradasınız? Biz 15 gündür buradayız. Önce biz kağıt üzerinde çizimle başladık. Ben çok korkarak başladım. Ama şu anda şuradayız. İnanıyorum ki kadınların elinden her şey gelecek. Evet, kendim ileride öğrenip kendime bir dükkan açmayı bile düşünüyorum. Çok güzel. Yani kadınlar aslında böyle örgüydü, ev işleriydi, birçok işi bir arada yapıyorlar. Böyle işlere de el atmaları çok güzel bir şey. Evde sanırım oturmanın saçma olduğunu inanıyorum. Ev işi, örgü işi, bunlar artık saçma. Bence bir işin ucundan tutup bir şey. Yani bir şeyler yapıyorsunuz. Evet, bir şeye katkıda bulunmak çok güzel. Benim amacım çocuklarımın iyi yere bir gelmesi. Hani bir şeye muhtaç olmadan yaşamaları. Çünkü çocukken çok zorluklarla büyüdük. Annelerimiz böyle bir şeyleri bilmiyordu. Keşke de bilselerdi. Evet. Yani şimdiki hanımefendi aslında biraz daha açık gözlü mü denir ona? Evet, biraz çok açık gözlü. Böyle çevrede hani oturalım demiyorlar. Evet. İşler yapalım. Kendi ayağımızın üstüne duralım planlıyorlar. Okumamış olmamız bir misal, bizim cahilliğimizi gösteriyor ama okumuş olsak daha iyi şeyler yapardık. Gayet güzel işler çıkardınız. Evet, biz misal 15 günlük öğrenciyiz. Biz kağıt üzerinde şunları çizimle geçtik. Şu anda biz şunların hepsini yapıyoruz. Şu zincirleri, şu taramaları yapıyoruz. Şu anda mengenedeyiz. Yani evet. 15 günde 2 aya kadar şunların şu tarafa geçip elimizin işimizi almış olacağız. Yani bu şekilleri çıkarmak çok, ben orada denedim hani birkaç şey yapayım falan. Misal ben bir hafta önce hep ellerim patladı. Şu ellerim hep yara oldu. Ama şu anda alıştım. Alıştım. Hı-hı. Bunları da siz yapıyorsunuz. Evet, şu anda şuralarını, şunları biz yapıyoruz şu anda. Evet, bu sizde model olarak mı var? Hayır, bunları çiziyorlar. Büyük ustalar, biz üzerlerinden gidiyoruz. Ama öğrendikten sonra biz bunları direkt gidiyoruz. Şimdi çizim üzerine gidiyoruz. Hayal bir şekilde siz o zaman kafanızdan böyle... Bu 10 kişi,
her bu 10 kişinin elinden geçiyor. Bir cezve 10 kişinin elinden geçiyor. Aslında bize de çok basit geliyor. Evet, bize de çok basit, evet. Ama 10 kişinin elinden geçiyor. İşin içine girdiğinde çok farklı olaylar. Yani sanatı işliyorlar işte. Sanatı işliyorsun. Bahçelerde meleme, yer göğsün düğmeleme. Bahçelerde meleme, yer göğsün düğmeleme. Ölürsem kalım sensin, gözlerin sürmeleme. Gözlerin sürmeleme. Ben sana yandım gelin, yana al gelin. Gaziantep yolunda öldürdüm ben. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz? Böyle siz farklı ben... şeyler mi yapıyorsunuz? Burada böyle tepki galiba bu değil mi? Bu Çin'i desenidir. Evet. Ben Çin'i ve tezi ustasıyım. Anadolu Jet, siz ve sevdiklerinizi Ankara'ya da İstanbul'a gittiğinde havalimanından alıyor, gideceği yerin kapısına kadar götürüyor. Anadolu Jet yolcularına özel bu hizmet sadece 14 lira 90 kuruş. Anadolu Jet, uçmayan kalmasın. Oba! Dünyanın bayıldığı makarna. Oba! İnanmayacaksın ama oba! İçinde ne tuz oba. Ne de yağ. Safir miktar yapıldı bu oba. Oba. Çocuklar için enerji oba. Kaynağı. Annelerin içi rahat oba. 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 80 ülkede mutfaklarda oba makarna. Dünyanın bayıldığı makarna. Senedir. Evet. Ben Çin'i ve tezi ustasıyım. Evet. Aslında Artvinliyim ve buraya bunu öğrenmek için, Sedef'i öğrenmek için de İzmir'den geldim. Özel öğrenmek için geldim. Özel olarak İzmir'den buraya geldim. Peki nasıl ilerleyiş, öğrenme nasıl? Öğrendik. Elimize yakın olduğu için öğrendik. Ancak yalnız Antep işi, Bakır'ın işleyemiyorum. Ona hiç bakmadım. Peki, bakmadım. Kendi desenlerimi buna geçme, Bakır'a geçmek istiyorum. Çünkü Bakır piyasasında yeni bir çağ açılsın diye. Evet. Yani bir uğraş olsun diye. Hem unutulmasın hem de yani Bakır'a daha değişik şekillerde işlenebilir. Bunu ispatlamak için. Tabii kendim çiziyorum. Kendim çiziyorum, kendim işliyorum. Peki ne kadar sürüyor bunu bitirmeniz veya başlamayla bitirmeniz? Normal olarak bir günde bitiririm. Bir günde bitiriyorsunuz? Bitiririm yani bir günde. Fakat ben amatör çalıştığım için biraz evet. Eğlencesine, bu işin eğlencesine katıyorum.
Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Bey'in yanındayız. Celal, açın. Biraz sohbet edeceğiz. Az önce aşağıda gezdik. Hanımlarımız orada çok güzel işlemeler yapıyorlar. Kurs görüyorlar. Bu konularla ilgili küçük de bir sohbetimiz başkanımızla olacak. Öncelikle kolay gelsin. Nasılsınız başkanım? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyiyiz. Rahatız. Rahatsınız. Çok nasıl gidiyor iş yoğunluğu nasıl? Siz galiba biraz böyle çok yoğunsunuz anladığım kadarıyla. Ya şöyle anlatalım. Biz Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası olarak 2007'den, ben 2007'de göreve geldim. Evet. Bizim kuruluşumuz 1953. Bu benim üçüncü dönemim. Tabii üç dönemdir biz ne yapıyoruz? Meslek edinme kursları uyguluyoruz. Evet, alt katıda gezdik az önce. Evet, bununla İşkur'la birlikte. İşkur'la birlikte. Ki tabii bizim projelerimiz çok. Bir mesela biz halk ilişkiler eğitimi veriyoruz, İngilizce kursu veriyoruz, meslek edinme projesi uyguluyoruz tabii. Bunun için en verim aldığımız İşkur projelerimiz. İşkur projelerimizde %50 istihdam veriyoruz. Hani Türkiye'de %50 istihdamı yalnız iki tane o da veriyor. Biz yani iki işten bir kişiyi biz istihdam ediyoruz. Kursa ilgi nasıl peki? Ya bizim kursta gördünüz orada, burada ciddiyet var. Burada bizler esnaf olduğumuz için buradaki yetişen kişileri biz atölyelerimize alıyoruz. Tabii bizler tabii atölyelerimize alıyoruz. Yani hem İşkur günlük 20 lira cebaşlığı veriyor. Hem biz atölyelerimize aldığımız stajyer olan kişilere işverenlerimiz hem böyle bu mesleği sevdirmek için İşkur'dan 20 lira alıyorlar, bir de 30 lira onlar veriyor. Ne oluyor? Bu çocukları biz yetiştirmeye çalışıyoruz. Ne kadar sürüyorsunuz kurslarınız? Ne kadar zamanda öğreniyor veya öyle soralım ya aslında. Ya şöyle... çok zor bir zanaat. Kolay kolay yapılmaz diye düşünüyorum. Sizin bu konuyla ilgili fikriniz nedir? İlgi nasıl bu konuda kurslarınıza? Ya ilgimiz çok. Yani ilgi alanı, şimdi şu burada bizim 65 tane kursiyerimizin 50 tanesi bayan. Evet, fark ettik. Hem telafi görüyorlar, hem günlük 20 lira alıyorlar, hem de zanaat öğreniyorlar. Yani biz bırakın bu devletin desteğiyle oluyor bu işler. Tabii. Yoksa biz küçük çıraktık, babamız bize, babam rahmetli üste para verirdi bu zanaatı öğret diye. Hem böyle imkan tanıyorlar devletimiz, yoksa bizim ürünlerimiz pahalı ürünler. Biz bunu şahsi olarak yapamayız tabi. Ama şöyle gelelim, insanlar bizim 5 aylık bir bakır kursumuz oluyor, 3 aylık bir sedef kursumuz oluyor. İnsanlar yani 5 ayda 3 ayda bu zanaatı öğrendi diyemezsin. Bu zanaat mesela buradaki bayanları biz nakış bölümünde değerlendiriyoruz. Bunun bir nakıştan bayanları nakışta değerlendirdik. Bu işlerin tabi sıvama bölümü vardır, çekiç bölümü vardır, 7 kalemden çıkıyor. Ama bizim en güzel tarafımız burada bilen bilmeyeni öğretiyor. Evet. Mesela 5 aylık bir kurstan sonra bir bakırı konuşalım. 5 aylık bir kurstan sonra kaç kişi var? 60 kişi, 65 kişi veya 100 kişi. Bunların içine yeteneklerini seçiyoruz biz. Zaten gösteriyor o kendini. Evet. Bir çaba harcıyor. Tekrar ne yapıyoruz? Bir 5 ayda biz destek oluyoruz genlere. Ne oldu? 10 ay. Tekrar bir daha kurs alıyoruz buradan yeteneklerine. Ve ne oluyor? Bunların eli çekiç kalem tuttu o zaman. Günde kaç tane işliyor? Atıyorum bir tane. Biz işveren olarak bunlara artık çok iyisiniz demeyi bırakıyoruz. Diyoruz bunlara artık bundan günde 5 tane çıkacak, bundan günde 10 tane çıkacak. Bu kadar hızlı bir aşamaya hızlı geçiyor. Olması lazım ki ticari şeyde ayakta durması lazım. Evet. Yani bir tane ürünü bir haftada yapmadan ben bunu öğrendim değil. O bir tane bir tane ürünü 10 tane yapmalı ki ayakta durabilmeli. Tam bunu da zamandan görüyorsunuz. Tane başı çalışıyorlar, evet. İşte mücadele ediyorlar. Böyle bir aşamadan geçiyor. Yani bu 3 aylıktan biz 5 aylıktan yetinmiyoruz. Mesela 3 yıldır, 5 yıldır, 4 yıldır çalışan insanlar var. Artık onlar ne yapıyor? Bir evi geçindirebilecek bir ortamı sağladılar. Evet, kendi işlerini açabilirler. Tabii, tabii. Mesela biz göreve geldik gelen 200 tane yakın vergi mükellefi kazandırmışız. Bunlar daha istihdamdan da sayılmıyor. Ve iki kişiden bir kişiyi istihdam etmişiz. Onun için bakın, meslek odalarının konumu dünyada çok büyüktür. Nedir? Meslek odaları eğer %50 istihdam sağlıyorsa, iki kişiden bir kişiyi istihdam ediyorsa, ki bunu meslek okullarına da atmamız lazım. Aslında bizler, ben hayalim şu.
Bu dünyanın her yerinde böyle. Bunu yeteneğine göre seçeceksin çocuk yaşta. Bundan iyi bakırcı olur, sizden iyi işte televizyoncu olur. Böyle bir, çünkü herkes doktor mühendis olmak zorunda değil. Yani zorunda da değil ama hayatımızın vermiş olduğu şeyden istemedikleri dalları seçiyorlar. Onun için ne yapmamız lazım? Çocuk yaşta. 9-10 yaşında, ben 9 yaşında girdim, geç kaldım dedim. Evet. Bana dünya yol sever gelsen ne olmak istersin de bakırcı olmak isterim. Ama dil bilerek. Biz çocuk yaşta bunları yeteneğine göre rehber öğretmenlerden birlikte, onlar teorik, bizler pratik. Bu çocuğa sevdirelim bunu. Bu çocuğun bu mesleği öğrendiğinde işte para kazanacağını, bir ev geçindireceğini anlatırsak bu çocuk mesleği seçer. Şimdi bakırcı dedi ama aç kalır ben diyor. Hayır efendim, bizler bu meslekten ekmek yiyoruz. Onun için bu mesleği ilk okulda şey yapalım, eğitimi verelim. Evet. İlkokulda çırak olsun, lisede golf olsun, 2 yıllıklar çok önemli. Evet. 2 yılda da usta olsun, meslek okulları bizlerin atölyelerini kullansın. Hiç para harcamasınlar. Siz olanaklısınız. Tabii tabii, çünkü dünyada böyle. Bizlere göndersinler stajyere, haftanın 3 günü bizim yanımızda çalışsın, 2 günde teorik görsün. Hem bakırcı olsun, hem eğitimli olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak konuşmayı bitirmeden, turizm açısından ilgi nasıl? Memnun musunuz bu konuda? Ya, öğrenmek istiyorum açıkçası. Turizm biraz terör vurdu. İnşallah atlatırız bunu. İnşallah. Şöyle insanlar biraz tedirgin. Bunu biz anlatmamız lazım. Gaziantep güvenilir bir il. Çünkü dünyada terör var. Yani biz böyle yaşanmaz bunlar. Biz evet. İşte bunlar güvenlik güçlerimizin görevleridir. Biz esnaf olarak yerli yabancı turistlerimizi çekelim. Buraya gelen turistlerimize biz anlatıyoruz. Dilimiz döndüğü kadar ve çok da memnun kalıyorlar. Dışarıdan gördüğümüz gibi, duyduğumuz gibi değil diyorlar ki değil. Bakın değil. Neden değil? Gaziantep esnafıyla olsun. Ondan sonra esnaf çok önemli. Esnaf bir ilin yüzüdür. Eğer esnaf İkili ilişkilerini geliştirirse, biz burada belki farkındaysanız akşama kadar anlatıyoruz, burada dilimiz döndüğü kadar. Bakın dünyanın hiçbir yerinde, ben şunun önüne konuşuyorum, biz dünyayı geziyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bizim tarihimiz, kültürümüz, hürmetimiz kadar dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Mesela şuraya gelene biz hemen çay içer misiniz diyoruz, kahve içer misiniz? Bu kültür bizi ayakta tutuyor. Onun için tabii ki inşallah bu işler düzelir. Yerli turlarımız artar. Biz tamamen %8'den yerli yabancı turistlere hitap ettiğimiz için en ufak bir şeyde etkileniyoruz. Ama aşacağımıza inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel sohbet için. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık'ın yanındaydık. Güzel sohbetimiz oldu. Sizleri de bilgilendirdiysek ne mutlu bizlere. Gezimiz devam edecek. Evet sevgili seyircilerimiz, aşağıda hanımlarımız böyle yapımını bize gösterdiler. Tabii biz kısa bir şekilde sizlere aktardık. Bunlar da böyle yapılmış halleri aslında. Şöyle biraz göz attığınızda ne kadar dekoratif, ne kadar hoş durduğunu da göreceksiniz. Kullanmanın yanı sıra aslında süs olarak da kullanılabilir diye düşünüyorum. Ben de çok beğendim çünkü. Şöyle burada çeşitler çok bol. Kahveler için sevdiklerinize, dostlarınıza mis gibi kahve içimleri diliyorum sizlere ve bu örnekleri de göstermeden geçemiyoruz. Yolunuz Gaziantep'e düştüğünde şöyle efendim Antep Kalesi'nin alt yanına sizleri bekliyoruz. Burada çok nefis ürünler var. Çok farklı içerikte, çok farklı yapılmış güzel dekoratif ürünler de var. Gaziantep'imizi gezmeye sizleri davet ediyoruz. Yine böyle burada küçük küçük sizlere göstereceğiz, aktaracağız.